Merhaba İbrahim Hocam. Merhaba İbrahim Hocam. Ebrar Hocam, özür dilerim. Bir R'yi eksik söyledim ya. Tamam, her şey yolunda. Tamam. Peki. Bugün şöyle özel eğitim kısmına bir bakalım istiyorum sizlerle arkadaşlar. Özel eğitimde de aslında çok üzerine konuşulmayan bir yerden gitmek istiyorum. Müsaade ederseniz son birkaç yılda böyle özel eğitim kısmı ile ilgili ilginç sorular gelmeye başladı. Onunla ilgili biraz konuşalım istiyorum müsaade ederseniz. Şimdi her şeyden önce şu özel eğitim kısmı nedir, ne değildir ya da kimlere veriliyor onları bir konuşalım. Şeyi hatırlıyor musunuz acaba? Şöyle bir şey almaya çalışayım. Şimdi hatırlar mısınız? Şöyle bir şey vardı. Özel yetiştirme hizmetleri. Bunu hatırlayan var mı? Bunu hatırlıyor musunuz acaba? Ses yok. Şimdi var mı? Ben yanlış bir yere mi bastım? Yok, olması lazım. Burayı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi öğrenci kişilik hizmetleri diye bir şey vardı ve orada özel yetiştirme hizmetleri veriyorduk. Bunun iki alt başlığı vardı. Hatırlar mısınız? Özel eğitim, birinci başlık. İkinci başlıkta özel yetiştirme. Şimdi bu ikisi arasındaki temel fark şu galiba. Şunu ne olur unutmayın arkadaşlar. Özel yetiştirme tüm öğrencilere açık bir sistem. Yani tüm öğrencilere açık bir sistem derken şunu kastediyorum. Mesela kurslar. Hatırlar mısınız hafta sonu okullarda böyle kurslar falan açılıyordu. DYK diyorlar galiba yeni ismine. Yok yok İsmail Hocam patates olacaksın sen susma. Ben seni öyle ya da böyle patates edeceğim zaten. Senin oradan kurtuluşun yok yani. Sen gönlümüzün patatesi şeklindesin. Şimdi sorularda göreceğiz ne kadar patates olduğunu. Şimdi şunu söylüyordum arkadaşlar. Özel yetiştirme herkes için verilen bir eğitimdi galiba. Özel bir yapısı yoktu ve burada isteyen herkes yararlanabiliyordu. Asıl bizim üzerine konuşacağımız şurası ise bakın bu çok önemli. Bu çocuklar özellikle rehberlik araştırma merkezinden tanı almış çocuklar. Yani bu çocuklar kesinlikle özel yetenekli ya da üstün yetenekli ya da herhangi bir alanda bir geriliği olan, bir eksikliği olan çocuklarımız için verdiğimiz eğitimler. Şimdi doğal olarak biz özel eğitim dediğimiz zaman bakın tanılanmış öğrencilerden bahsetmemiz gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum. Tanı iki şekilde konulabiliyor. Biri hastane aracılığıyla olabiliyor ama eğitsel tanı RAM'ın yaptığı, rehberlik araştırma merkezinin yaptığı bir iş. Peki hemen şu şeye bir bakalım. Biz tamam öğrencilerimize bir tanı alacağız. Peki kimlere özel eğitim veriyoruz? Şimdi dikkat edin. Bir kere özel eğitim dediğiniz şey normalin dışında olan çocuklar için bir eğitim. Tamam mı? Yani çoğunluktan farklı olacak bu çocuklar. İkincisi alt grup için tamam yetersizliğin engele dönüşmesini önleyici bir yapıya sahip olacak ki birazdan bahsedeceğiz bu kavramların ne olduğunu. Eğer engelli yani özel ihtiyaç sahibi bir öğrencimiz varsa bu öğrencimizin topluma kaynaşmasını üretken, bağımsız olması için verdiğimiz bir eğitim. Bakın şunu ne olur unutmayın. Özel eğitim sadece alt gruba değil üst gruba da veriliyor. Tamam. Yani üstün ve özel yetenekli çocuklar da potansiyellerini en üst seviyede kullanmaları için bir eğitim veriyoruz. Şimdi çoğunluktan farklı derken neyi kastediyoruz? Ölçme değerlendirmeden bunu hatırlayan var mı? Normal dağılım eğrisi. Sevgili Patates sen hatırlıyor musun? Şimdi ne demek normal dağılım eğrisi? Arkadaşlar biz bu genel bir kabul. Tamam. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunları eksi bir artı bir aralığı gerçekten de şey hani normal düzey kesinlikle hocam. Şöyle kabaca bir örnek vereyim mi? Normal dağılım eğrisi nedir? Ben mesela pazardan 100 tane portakal almış oldum. Bu 100 portakalın bakın dikkat edin 68 tanesi yaklaşık 68 tanesi normal portakal gibidir. Tamam. 13 tanesi henüz olmamıştır. Ah özür dilerim. 13 tanesi henüz olmamıştır.
13 tanesi de lezzetlidir. Tamam. Bakın, 2 tanesi çürüktür. 2 tanesi inanılmaz iyidir. Bir tanesi çok kötü, yaklaşık binde biri. Binde biri de muhteşemdir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ya da siz bir yerde oturdunuz, bir kafede oturdunuz. Kafe böyle yol kenarında olsun. Yoldan arabalar geçiyor. Bu geçen arabaların ben ne bekliyorum? 68 tanesinin normal araba olmasını bekliyorum. 13 tane o güzelmiş diyeceğim. 13 tane böyle Doğan Şahin falan geçecek, amortisörleri kesik. 2 tane Allah'ım ben böyle araba görmedim diyeceğim araba geçecek. 2 tane de ya bu nasıl gidiyor diyeceğim araba geçecek. Şimdi bu tuhaf örneklerden şuraya varmaya çalışıyorum. Biz zekayı da normal dağılıyor kabul ediyoruz. Tamam. Ve doğal olarak bakın 100 kişilik bir sınıfta derse girdiğinizde şunu beklersiniz. 68 tane öğrenciniz normal aralıktadır. 13 tane parlak öğrenciniz olacaktır. 13 tane dikkat kaynaştırma öğrenciniz olacaktır. Biraz zor anlayan çocuklarımız olacaktır. Bir tane üstün öğrencimiz olacaktır. Bir tane de bakın dikkat edin. Özel eğitime, gerçek anlamda özel ortamda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencimiz olabilir. Tamam ki hani biz eğitimi kime veriyoruz özel eğitime? Aslında şu toplam 15 ile şu toplam 15'e vermeye çalışıyoruz. Burada bir sıkıntı var mı buraya kadar arkadaşlar? Demek ki normalden farklılık gösteren öğrenciler için tasarladığımız bir eğitim. Şimdi burada 3 tane temel kavram. Bir, sapma ya da zedelenme ne demek? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Psikolojik, fizyolojik ya da anatomik olarak geçici ya da kalıcı türden kayıp ya da işlev bozukluğuna biz sapma ya da zedelenme diyoruz. Tamam. Örneğin bir öğrencimizin bacağı kırıldı. Tamam. Dikkat edin. Bacak kırıldığı andan itibaren görevini tam yapabilir mi? Artıları eksileri görebilir miyim hemen? Ne dersiniz? Evet, ses alamayan arkadaşlarım. Galiba bu şeyi yapamayacaktır, değil mi? Normal görevini yapamayacaktır. Peki bacağı kırık olan bir arkadaşım acaba yürüyebilecek mi? Normal bir etkinliği yapabilecek mi? Ne dersiniz? Sanırım onu da yapamayacak. Değil mi? Ve doğal olarak çocuk ya da bu kişi dikkat edin bir sapma ya da zedelenme yaşadı, bacağı kırıldı. Ardından yürüme yetersizliği ortaya çıktı. Şimdi dikkat. Yürüme yetersizliğinden dolayı örneğin yürüyemediği için arkadaşlarıyla hafta sonu kafeye gidebilir mi? Sanırım gidemez, değil mi? Bu da kafeye gitme engelini oluşturur. Yani çevre ve etkileşimle, çevreyle etkileşimde yaşadığı sıkıntıları anlamamız gerekiyor. Şöyle bir soruyla daha netleştirmeye çalışalım. 7. sınıf öğrencisi Ahmet, özür dilerim. Erik Dağ ağacına tırmanıyor. Ne dersiniz bu soru için? Galiba A, değil mi? Kesinlikle. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bacağının kırılması sapma. Özür dilerim, kolum kırılıyor. Kolunun kırılması sapma. Kolu kırıldığı için işaretleyememesi yetersizliği. Peki mesela araba kullanması yine yetersizlik olurdu, değil mi? Ama örneğin bir düğüne gidip oynayamıyorsa o da engeliydi. Sosyal yaşam engeliydi. Şimdi bakın burayı daha sınavda hiç sormadılar. Tamam. Bir de iki kere farklılar var arkadaşlar. Tamam mı? İki farklı ne demek? Birden fazla alanda farklılık gösterecek ki bu diziyi seyrettiniz mi ya? Bir şey doktor hatırlamıyorum ama muhteşem miydi? Öyle bir şey. Ha, mucize. Mucize doktor. Hatırlıyor musunuz? Bir taraftan bu doktorumuz sanırım şeyi gösteriyordu. Otizm spektrum bozukluğu gösteriyordu. Doğru mu hatırlıyorum acaba? Bir taraftan da üstün bir zekaya sahipti. Şimdi dikkat edin. Bir alt grupta bir de üst grupta iki farklılığı var mı?
otizm spektrum bozukluğu ve üstün zekalılık gibi. Doğal olarak bu çocuklara biz iki kere farklı diyoruz. Çok sık karşılaştığımız bir durumdur arkadaşlar. Özellikle son dönemde inanılmaz fazla karşılaşıyoruz. Mesela çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var ama üstün yetenekli. Mesela hatta son dönemde hatırlar mısınız bu şeyin bir telefon şeyinin yanlış hatırlamıyorsam Vodafone'un diye bir tane kızımız çıkmıştı. Muhteşem piyano çalıyor ama aynı zamanda görme engelli. Şimdi burada çocuğun iki kere özel diyebilir miyim bu çocuğa? Görme engeli ve müzikteki üstün yetenek. Sanırım bu iki kere farklılığa da evet, yani bu iki kere farklılığa da bir dikkat etmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Demek ki iki farklı alanda bir alttan bir üstten farklılık gösteren çocuklarımıza biz iki kere farklı ya da iki kere özel adını veriyoruz. Anlaştık mı? Şimdi benim asıl konuşmak istediğim arkadaşlar, son dönemde KPSS bunun üzerine çok duruyor, biliyor musunuz? 3-4 kere sordular. Şimdi aslında biz gelişim psikolojisinde savunma mekanizmaları üzerine çok konuşuyoruz. Savunma mekanizmalarını hatırlıyor musunuz acaba neler olduğunu? Şöyle kabaca konuşursak, mesela inkar mekanizması şu muydu? Bir şeyi yok saymak. Kesinlikle inkar etmek, reddetmek kesinlikle doğru. Yani o kesinlikle olmamış gibi davranmaktı. Mantığa bürünme galiba şuydu. Son derece akıl temelli bir açıklama getiriyorduk galiba. Doğru mu hatırlıyorum? Ödünleme galiba şuydu yine. Ödünleme içinde şunu söylüyorduk. Bir alandaki eksikliği başka bir alanda kapatma. Peki karşı tepki geliştirmeyi hatırlıyor musunuz? Karşı tepkide de şey oluyordu galiba. Düşündüğünün tam tersi davranıyordu. Değil mi? Ve yön değiştirmede de sanırım duyguyu başka bir alana yönlendiriyordu. Ve yön değiştirmede genelde şu oluyordu. Yine zihnim beni yanıltmıyorsa. Özellikle ve özellikle gücünün yettiği nesneye yön değiştir diyordu. Mesela iş yerinde patronuna kızan Mustafa Bey'in evde eşiyle tartışması. Doğru mu hatırlıyorum? Patronuna kızdı, eve geldi, eşini azarladı. Ne bileyim, iş yerinde biriyle tartıştı, elindeki telefonu duvara fırlattı. Mümkün müdür böyle bir şey? Şimdi şuraya çok dikkat arkadaşlar. Evet, kasaya yumruk atmak, değil mi? Hani böyle o kadar çok ki genelde şey yapıyor insanlar, mesela yumruk atmak falan daha şey, ama kapı çarpmak sanırım en sık başvurduğumuz yön değiştirme şeylerinden biri. Özellikle tartıştığımız bir ortamdan çıkarken kapıyı çarpıp çıkmak, aslında kimi çarpmış oluyoruz orada? Tartıştığımız kişiyi çarpmış oluyoruz sanırım, değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki ya bunların, aa o şey hocam, çok özür dilerim, yüceltme mekanizması Ayşe hocam o. Yüceltme mekanizmasında olumsuz, toplum tarafından kabul edilmeyen bir özelliği siz olumlu hale getiriyordunuz. Doğru hatırlıyorum değil mi? Mesela şey, adam çok kavgacı, kavga etmesini kimse istemiyor, toplum tarafından kabul edilmiyor ve doğal olarak birey mesela şey yapıyor, boksör oluyordu. Şimdi bunu özellikle ve özellikle ödünlemeyle falan karıştırmamak gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu beş mekanizmanın anlamı ne? Şöyle bir şey sorduklarını ben hatırlıyorum. Şu soruya bir bakar mısınız? Bir öncekine döneceğim. Ama İsmail, doğru cevap vermemen lazım kardeşinin ya. Bu sefer patates olmuyorsun.
Değil mi? Şimdi değil mi? Kesinlikle o zaman şimdi daha iyi oldu. Tamam, güzel oldu. Şimdi sevgili hocalarım, dikkat ederseniz bu soruda Derya'nın annesi siz kim oluyorsunuz, benim oğluma bunları söylüyorsunuz bilmem ne falan, doğrudan doğruya bir inkar mekanizması kullanıyor desem, katılır mısınız? Ve gerçekten de şimdi şuna çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle ve özellikle aileler gelişimsel yetersizliği olan bir çocukları olduğunu öğrendikleri anda, eyvallah, sağ ol. Kesinlikle ve kesinlikle 3 evrelik bir tepki veriyorlar. Bakın, birinci evre. Tamam. Birinci evrede ne yapıyormuş aile? İlk duyduğunda doğal olarak bir şok hali yaşıyor. Tamam. İlk duyduğu anda bir şok hali yaşıyor. Ve ardından gelen duruma bakın. Ardından gelen durum tam bir şeydir arkadaşlar. İnkar mekanizmasıdır. Aileler kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Diyorlar ki, hayır kardeşim, benim çocuğumda böyle bir şey olamaz. Tamam. Peki benim çocuğumda böyle bir şey olamazın altında yatan şeyler neler? Bakın, soruda dikkat edin, şey diyor. İşte siz önce kendinize çeki düzen verin. Karşı suçlamalar başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok ciddi bir şekilde aileler bir depresyon aşamasına giriyorlar. İkinci aşamada ise kesinlikle kabul etmiyorlar hocam. İlk başta kesinlikle kabul etmiyorlar. İkincisinde bakın, karmaşa suçluluk ve kızgınlık duyguları geliyor. Peki şimdi şunu hatırlıyor musunuz? Ben kızgınlık duygusunu özellikle ve özellikle şey yapabiliyordum, değil mi? Başka bir yere yönlendirebiliyordum. Ki bunun adına da yön değiştirme diyorduk. Değil mi? Burada en önemli şeylerden biri suçluluk ve karşı tarafı suçlama eğilimi oluyor. Mesela şunla karşılaşıyoruz. Bahane bulma derken bunu kastediyoruz. Mesela diyor ki, diyor senin diyor dayında da vardı diyor. Demek ki diyor senden geldi eşine. Mesela bir hanımefendi eşine, beyefendiye, kocasına, senin dayında da vardı. O nedenle bizim çocuğumuza böyle bir sorun çıktı. Bütün hata senin sülalende dedi. Bak, doğrudan doğruya ona yönlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ciddi bir kızgınlık aşaması. Üçüncü aşamada ise bakın dikkat edin. Tamam oldu ama ne yapacağızlar başlıyor. Kabul ve uyumu içeriyor. Tamam. Uyum derken de şunu kastediyoruz arkadaşlar. Uyum mekanizmasında olan şey kesinlikle ve kesinlikle artık o yeni yaşama adapte olabilmek. Tamam, yeni yaşama adapte olabilmek derken de şunu kastediyoruz. Gerçekten de gelişimsel yetersizliği olan bir bireyle yaşamanın getirdiği ek bir farklılık var. Hayatınızı ona göre düzenlemeniz gerekiyor. İşte birlikte daha fazla vakit geçirmeniz gerekiyor. Aileler eğitimde daha aktif rol alması gerekiyor. O nedenle buraya da bir tık dikkat etmek gerekiyor. Tamam. Peki, şimdi hemen şuraya tekrar bir döneyim. Evet, çoğu zaman öyle oluyor Osman, şey İsmail hocam ya. Bazen böyle ciddi sıkıntı oluyor. Bir de şey çok fazla oluyor bak. Hani tam olarak şuna baktığınız zaman zaten birinci basamak inkar. Tamam, bunu yapıyorlar. İkinci basamak mantığa bürünme. Diyor ki mesela, hani ya benim çocuğumda bir sıkıntı yok. Bütün sorun diyor sizin okulunuzun verdiği eğitim sisteminde. Benim çocuğum diyor mükemmel. Tamam, hiçbir sıkıntı yok benim çocuğumda diyor. Tamam. Ödünleme getiriyor. Getireceğiz birazdan. Ve yön değiştirmeleri çok sık görüyoruz. Evet, öyle bir beklenti var. Ve o nedenle İsmail hocam şey çok oluyor biliyor musun? Düzelirse beklentisi. Mesela yine gelişimde şeyi hatırlar mısınız bilmiyorum. Chomsky'nin dil gelişimi evresi. Mesela işitme engelli çocuklarla çalışarak sistematiğini geliştiriyor. Hiç eğitim almamış işitme engelli çocuklarla. Diyorsun ki ya bu adamı nasıl buluyor acaba? Hiç eğitim almamış. Aileler ya bir gün duyar bir gün konuşur diye mesela işaret dilini öğretmemişler. Anlatabiliyor muyum? Hani o düzelirse beklentisi de büyük sıkıntı. Peki yine buyurun bir başka soru.
Kesinlikle Ayşe hocam. Kesinlikle. Yani bir karşı tepki oluşturuyor. Farkında mısınız? Hani bize hep karşı tepkiyi şeyle söylüyorlar değil mi? Mesela örnek olarak işte ya kayınvalidesini pek de sevmiyor. Harikasın İsmail hocam. Evet Evren hocam. Örneğini hep şeyle getiriyorlar değil mi? Böyle kayınvalidesini çok sevmeyen gelinin o geldiğinde böyle inanılmaz iyi davranması falan. Evet doğru ama buradaki örneklere de çok dikkat etmek gerekiyor. Fatoş hocam, ben de size tersten gülümsüyorum. Peki buyurun. Şimdi burada neyse soruyu çözün öyle konuşalım. Kesinlikle. Kesinlikle Deniz'le değil mi? İsmail hocam çok şeysin ya. Hiç böyle beklemiyorduk seni. Bugün hepsini doğru yapıyorum. Şimdi şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Özellikle ve özellikle zaten adamlar her zaman abi bu iyi oldu. Zaten şimdi aileler şey durumunda değil mi? Ya çok kırılganlar. Ya zor bir durumla karşı karşıyalar. Bu kırılganlığı sizin ortadan kaldırabilmeniz için ha şimdi daha iyi oldu Fatoş Hocam. Daha böyle ben de size melek gülümsemesi gönderiyorum. Şu neyse böyle benim kel kafamda güzel duracaktır. Velinin eğitim konusunda yetersizliğine odaklanırsanız zaten adam çok kırılgan, iyice size tepki verecektir, büyük sıkıntı çıkacaktır. Şimdi şuraya kadar hemfikir miyiz o zaman arkadaşlar? Bakın özel eğitim dediğimiz şey tabii ki şu boyutu var. Hani o işte RAM'da tanılanacak, işte kaynaştırma öğrencisi olacak bilmem ne. Hani onların dışında çok özel bir soru grubu ailelerin şeyle yaşadığı bu özel durumu ilk öğrendikleri zaman ortaya çıkan ailenin psikolojik durumuyla ilgili süreçten de bana soru sorabiliyorlar. Ve burada en önemli şey şu, bir kere her şeyden önce inkarla başlıyor. Tamam, yani bir savunma mekanizmasıyla başlıyor. İki, yer yön değiştirme oluyor. Üç, bakın çok ciddi karşı tepki geliştirebiliyorlar. Kesinlikle kabul etmiyorlar hocam. Kesinlikle kabul etmiyorlar. Ve doğal olarak o inkar mekanizması bizi başka yerlere götürmeye başlıyor. Yani bir de şeyi biliyorsunuz hani yine derslerimizde birlikte olduğumuzda konuşacağız kısmet olursa. Orada diyeceğiz ki mesela çok ciddi bir şekilde şöyle de bir sorunumuz var. Aileler özel eğitim konusunda yeteri kadar direnç gösteriyor bir taraftan. Bir de zaten biliyorsunuz ailenin iznine tabi. Yani bizim her şeyden önce aileyle olan diyaloğumuzu çok sağlam tutmamız gerekiyor. Ve o nedenle tabii ki yetersizliklerinize odaklanırsanız büyük sorun çıkacaktır. Şimdi şuna bir bakalım. Aileye ne yapacağız peki iletişimde? Doğru cevabı da yaz da. Fatoş hocam ve emojisini bekliyorum şu anda. Ebrar hocamla beraber. Evet Ebrar hocam. Şimdi şuraya çok dikkat edin arkadaşlar. Karşımızda kırılgan bir aile yapısı olduğuna göre, değil mi? Fatoş hocam, güçlü yanlarıyla başlıyoruz konuşmaya. Öğrencinin şu konuda iyi. Bu sorunun asıl alınma nedeni de şu. Çok özür dilerim. Bu sorunun asıl alınma nedeni de şu. Birazdan konuşacağız. Şimdi siz. Evet ama Fatoş hocama patateslemeye kıyamam ya.
Ben genelde böyle erkek tayfa ya patates falan diye. Ama birazdanki sorularda bekliyorum İsmail Hocam. Ya, evet yani Fatoş Hocam şurayı kaçırıyorsunuz. Kesinlikle ailelerin yani etkin dinleme becerileri geliştirilmeli diyebiliriz ama hoş geldiniz diyelim o zaman. Şurası bizim için önemli. Önce güçlü yanlar. Hani dedik ya biraz kırılganlar. Orayı bir halletmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O kırılganlığı bir atlatmamız gerekiyor. Şimdi neden öğrencilerimiz özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar derseniz, şimdi burada arkadaşlar üç şey sayıyoruz biz. Bakın dikkat edin. Bir taraftan doğum öncesi nedenler olabiliyor. Tamam, kalıtımsal hastalıklar olabiliyor, kan uyuşmazlığı olabiliyor. Anne adayının tutumu derken şeyi kastediyoruz. Mesela hamilelik sırasında madde bağımlılığının devam etmesi, alkol kullanımı, sigara kullanımı. Doğum sırasında ciddi sıkıntı yaşanabiliyor. Yani o doğum anında meydana gelen oksijensiz kalma gibi, doğum anı travmaları gibi ve doğum sonrasında işte çevre, evet, bu şey doğum çevrelerden etkileniyor İsmail Hocam, doğru söylüyorsun. Doğum öncesi çevre, doğum sırası ve doğum sonrası. Doğum sonrasında meydana gelen ihmaller, istismarlar, ağır ve ateşli hastalıklar çocuklarımızı özel eğitime ihtiyaç duymasına neden olabiliyor. Şimdi buraya gelmişken şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin, şu ana kadar konuştuğumuz yerlerde bir şey hiç konuşmadık. Tamam, ben şunu yapıyorum. Mesela yön değiştirme savunma mekanizmasını anladınız değil mi? Nerede ortaya çıkıyor? Bir sıkıntı var mı orada? Peki mesela inkar mekanizmasını anladık mı? Bir sıkıntı var mı? Peki ödünleme nerede ortaya çıkıyor? Bakın daha ödünlemeden bahsetmedik. Şimdi şuraya çok dikkat arkadaşlar. Ödünleme şu muydu? Ödünleme dediğim zaman şunu mu anlamam gerekiyordu? Bir eksikliğin başka yerde kapatılması. Doğru mu hatırlıyorum acaba tanımı? Telafi ediyorsunuz. Kesinlikle hocam. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Şimdi mesela şunu duydunuz mu? Görme engeli olanlar çok iyi duyuyorlar. Böyle bir önerme duydunuz mu? Mesela bacaklarında bir sıkıntı olan kardeşlerimiz mesela kol kasları çok güçlü oluyor. Böyle bir önerme duydunuz mu? Peki bir şey sorayım. Neden? Niye böyle? Çünkü dikkat edin. Gözdeki eksikliği duyarak ödünlüyor arkadaşlar. Yani bir alandaki eksikliği dikkat edin. Bir başka alanda kapatıyor. Tamam. Aynen, öyle oluyor. Ve şimdi dikkat edin. Bu çok fazla bizim işimize yarıyor. Niye işimize yarıyor biliyor musunuz? Aynen. Bütün güç oraya veriliyor hocam. Bunun en büyük avantajı da ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi sizi müsaade ederseniz başka bir derse götüreceğim şimdi. Ben özel eğitimde şunu yapıyordum. Hatırlıyor musunuz? BEP hazırlıyordum. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını hazırlıyordum çocuklarım için. Ve diğer sınıf, özellikle kaynaştırma eğitiminde diğer öğrencilerimden yanında bu öğrencime de bunu kullanıyordum. Şimdi BEP şöyle yapılıyor. Öğrenci tanı alıyor. Tamam. Tanı aldıktan sonra okula geliyor. Okula geldikten sonra BEP birimi bu çocuk için bir program yapıyor. Peki BEP biriminde kimler var? Şimdi dikkat edin. BEP biriminde ya bir sürü adam var, tamam, ama en önemlisi öğrencinin kendisi var. Öğrenci geldikten sonra program yapıyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben güçlü yanını bilmeliyim ki eksik olan kısımlarımı orayı kullanarak kapatabileyim. Derdimi anlatabildim mi? Mesela öğrencim diyelim ki diskalkülik, matematikle ilgili sıkıntısı var. Ama renkleri biliyor. Ben renklerin biliyor olmasından faydalanarak
Çocuğa matematik işlemi yaptırabilir miyim? Mesela alışveriş yaptırabilir miyim? Bunun çözümünü üretmeye çalışıyorum. O nedenle bunu ne olur unutmayın arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin. Web programı öğrenci geldikten sonra öğrenciye özel yapıldığı için çok özel bir program. Tamam. Bir taraftan şöyle diyebilirsiniz. Yaşantı merkezlidir ve hümanist temele dayanır. Anlaştık mı? Sanırım bu senenin sınav sorusuydu. Dediler ki web'i kim hazırlar? Cevap web birimi ve öğrenci. Tamam, tekrar söylüyorum. Web'in hazırlanması web biriminin ve öğrencinin birlikte hallettiği bir şeydir. Sınıf alan öğretmeni veri. Aynen. Bunların hepsi oluyor ve şey oluyor. Derse giren öğretmenler oluyor, değil mi? Sınıf öğretmeni oluyor. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de işte şey. Kesinlikle ve kesinlikle en önemli etken, yani BEF'in olmazsa olmazı öğrencinin kendisi, ama onu ne olur unutmayın, oldu mu? Peki arkadaşlar, şeyi biliyorsunuz, bir tekrar edeyim. Özellikle ve özellikle sizin şey hakkınız var. Tek kuzenden öğretmenlerimize görüşme hakkınız olduğunu biliyorsunuz. O arkadaşlarım arada linki paylaşıyorlar. Oradan randevu alıp rehberlik birimimizde görüşme sağlayabilirsiniz. Tamam. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.